Farkındaysanız bugün bir tık daha pozitifim, güler yüzlü başladım videoma. Artık böyle devam ediyorum. Çünkü dün bazı yorumlar gördüm işte. Çok suratsız bilmem ne falan diye. Burada gülümsemem gibi bir zorunluluk hissetmiyorum. Yani günlük hayatımda tabii ki de gülen kahkaha atan bir insanım. Ama burada bir şeyler hakkında konuşurken ya da normal hayatımda komik bir şey yokken gülmem yani. Hani bana göre bir olay varsa bir şeye tepki verilir. Yani durduk yere falan olmam yani. O yüzden yani ben böyle çok astrolojik şeylere inanırım ama böyle inanılmaz hayatımı bunlara bağlamam. Ya bu telefon kayıp duruyor. Şu şeylerden istiyorum. Herkesin aldığı kaplar var ya, galiba duvara yapışıyormuş arkasındaki şeyi yapıştırınca. Onlardan istiyorum. O yüzden onlardan alabileceğimi bilirseniz, söylerseniz çok sevinirim. Bir de o bir Sirius yıldızının bir şeyi varmış dün gece. O yüzden ben de böyle bir şey oldum. Allah'ım, ben nedense astrolojik olayları da evrene değil hep dua ederek mesaj veriyorum. Böyle bir şey oldum. Allah'ım lütfen hayatımı düzene oturtabileyim. Ve hani bir şeyler yolunda gitsin. Bu kadar söylendiğim şeyleri bir düzene sokabilecek motivasyonu bulayım. Sonra da bununla yani ettiğim duanın bir anda tepki vermesiyle ya da yıldızla alakası olduğunu düşünmüyorum ama bugün pazartesi arkadaşlar. Bugün 15 Nisan pazartesi. Ve tam olarak 2 ay sonra 15 Haziran. Yani yaz geliyor. Ben de dedim ki 2 aya kadar derslerimi halledebilirim. İşte istediklerimi yapabilirim. Hayatımı düzene oturtabilirim. Böyle aşırı hayatı düzene oturtmak için uygun bir gündü bugün. Yani hem pazartesi, ben pazartesi sendromundan nefret ederim. Çünkü bir güne bir şeyi bağlayıp sonra o gün geçtikten sonra moral bozmak bana çok saçma geliyor. Ama yine de hani böyle bir ister istemez pazartesi, tam 15 Nisan, tam 15 Haziran'a 2 ay var, böyle bir şey oldu. Sare yaptın yaptın, yapma işler biraz daha kötüleşecek dedim. O yüzden bugün pozitif bir insanım. Pozitif papatya modumdayım. Biraz ders çalışacağım, sonra dışarı çıkacağım. Yaza girmeden böyle bir son dopingi aldığımız bir video olsun istedim. Çünkü bana son videomda çok destek olmuşsunuz. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Okuduğum şeyler bana çok iyi geldi. Çünkü bir tek bu durum içinde kendimin olmadığını hatırladım bir kere daha. Bana çok fazla şey yazmışsınız. Hani sari birbirimizi motive edelim ki biz de kendimize gelelim. Arkadaşlar 2 ay var. Yani yaza 2 ay var. İsterseniz bu ders olabilir, spor olabilir. O yüzden kendimizi toparlamamız için çok iyi bir dönem diyerekten. Bu videoyu izledikten sonra hepimiz bir tık toparlanırsak ne mutlu hepimize. O yüzden bir tık belki birbirimizi motive ederiz. Size bugün ne yaptığımı göstereceğim. Çok da kasmayacağım böyle bir. Mesela spor yapacaktım normalde. Çünkü ben İtalya'da çok spor yapıyordum. Buraya geldim hiç yapmıyorum. Ama karnım çok ağrıyor. O yüzden ona kasamayacağım. Sırf size de şov olsun diye spor yapmayacağım yani. Özür dilerim. O yüzden biraz ders çalışıp biraz güzel hava alıp akşam da dışarı çıkmak istiyorum. Böyle bir gün. Başlayalım. Şimdi şöyle düşündüm. Saat 2. 2 saat ders çalışacağım. 1,5 saat falan. Ondan sonra bir dışarı çıkıp bankaya gitmem lazım. Biraz dolanırım. Ondan sonra tekrar eve geleceğim. Biraz daha çalışacağım. Sonra giyinirim, dışarı çıkarım. Öyle bir şeyler yaparız. Annem takıyordu. Şimdi de vintage tekrar moda oldu diye hiç beğenmiyordum bu çantayı ama şu an sanki böyle bir tarz gibi geldiği için bunu takıyorum. Eskiden yani asla annemde beğenmediğim şeyler şu an böyle bir çok moda. Bugün hava, mük inanılmaz güzel. Hani üstüme hiçbir şey giymeme gerek yok ama hani ne çok da terletiyor. En güzel hava. Benim en sevdiğim hava olabilir. Barcelona'ya gidiyorum. O yüzden uçak bileti alıyorum şu an kendime. Mesela Avrupa'dan Avrupa'ya giderken uçak biletleri gerçekten ucuz. Yani onlarla hiçbir problem yok ama ne çok pahalı biliyor musunuz? Kabin. Yani mesela uçak 2000 lira atıyorum. Kabin hakkı 3500 lira. Yani sadece sırt çantasıyla giderseniz gayet uygun ama böyle bir kabin sizeyle valiz alırsanız uçak biletinden daha pahalıya geliyor. Bu da nasıl bir mantık ben gerçekten anlayamadım yani.
Şimdi dışarı çıkıyoruz Ramazan bittiğine göre. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Böyle bir Hailey Bieber özentisi kombinimiz. Ama hava blazer için çok soğuk. Üstüme ne giyeceğim bilmiyorum. Yani olay bu zaten. Ne? Sus. Maalesef böyle bir şey giymek zorunda kaldım ve Sadece çiğ değil misiniz? Daha demin çiğ değilim. Bugün görme sen çıldırırım. We can speak Turkish. Oh, no Turkish. Oh my god. Yeah. You are actually beautiful, madam. Oh, yes. Grazie, grazie. No, no, thank you, thank you. No, no, thank you. Thank you. Thanks. Açım. Nice to meet you. Açım. Başka sokak geldi. Neden? Şu ara sokaktan girelim. İstanbul'da en sevdiğin yer neresi? Bir dakika duyulmuyor. Çok ses. Pera'yı çok seviyorum. Bir de Cihangir'i. Burada yemek yemeye mi? Hayır ya. Hayır. Arkadaki yere mi? Evet. Dayı küçükken bana çok kötü davranıyor. Sonra iyi işte. Dayı. Küçükken bizim evimiz biraz daha büyüktü şu anki. Ben böyle 4-5 yaşındayım. Banyodan bir çekiyorum, daha iyi yok. Evde nasıl bağırıyorum? Yardım edin, daha iyi çık falan diye. Dolaba saklıyordu kendini ve ben annemi arayacak aşamaya gelene kadar kendimin numarası da ezberimde değil. Sadece bağırıp ağlıyorum, çıkmıyordu. Sonra çıktı, böyle bir şey oldu. Şaka. Ama var ya bak, nasıl bağırıyordum. Ben de 10 yaşında bak falandım, abartma. Dahi bir kere beni, bunu hep anlatıyorum, bornozikiyle dolaba. Sare, abartma, abartma bak. Yapmadın mı dahi? Tamam da yok abi. Evet, ne? İşya oğlum. Dahi beni bornozikiyle buzdolabına bağlamıştı. Çünkü duştan yeni çıkmıştım ve Sare üzerime tükürmüştü ve ben de bornozikiyle onu buzdolabına bağlamıştım. Hak etti. Peki sence bu kasetliğe gerek var mıydı? Bir daha yapmadım. Sarı beze dokunduktan sonra ellerini yıkaması gerekiyor mu? Sarı beze dokununca el yıkanır daha iyi. Tamam. Kokuyor. Kokuyor. Tamam, anladım. Olanı bak anlatıyorum. Tarafsız yorum yapın. Sus. Olanı anlatıyorum. Geçen dahili kahvaltı ediyoruz. Evde de bir tek ikimiz varız. Bulaşıkları yıkadı, tamam mı? Evet. Ve bunu betimlemek iyi oldu. Ben de masayı topladım. Masayı toplamak şey. Hayır, topladım sonuçta. Ben de masayı topladım. Sonra Daye, bakın eli ıslak ve bulaşığa değmiş. Beysi sıktı ve elime verip dedi ki masayı sil. Ben de dedim ki Daye, elimi şimdi yıkadım. Sen sil masayı. Tutturdu, sen sileceksin diye. Ama ben hani elimi o an yıkadım ve o sarı bezini dokunursam tekrar gidip elimi yıkayacağım. Sonunda gitti. Daye masayı sildi. Ama gelip sonra elime sürdü sarı bezi. Sarı bezi her yerime sürdüm. Her yerime dedi. Kollarımın her yerine. Sonra ne oldu? Suratıma tükürdüm. Böyle bir insan bu arada. Hani vibe, abla, bilmem ne, şısın, işte bilmem ne, queen. Sürekli lama gibi bir yerlere tüküren bir insan. Saçlar dağınık, Arda Turan. Yine bildiğimiz gibi.